Hepinize merhabalar. Bugün uzun zamandan beri çok istenen bir videoyu çekmek üzere İstiklal Kasabı'na geldim. Daha önce bir kuzu parçalama videosu yapmıştık. Geçen sene Kurban Bayramı'ndan beri abi dana parçalama videosu gelsin diyorsunuz. Hazır kurbana da yaklaşmışken şöyle yarım bir danayı çıkarttırdım. Şimdi Bülent'le beraber inşallah bunu parçalayacağız. Sizlerle de paylaşacağız. Kurbanda zayi edilen kısımlarını biraz ön plana çıkaracağız. Yani normalde işte bonfilesi, antrikotu veya butta böyle kuşbaşı yaptığımız kısımlar genelde bilmediğimiz için zayi oluyor. Bugün özellikle o kısımları işleyeceğiz. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Bugün İstiklal Kasabı'ndan Bülent ve Ercan'la beraberiz. Merhabalar. Bugün bir araya gelme sebebimiz Kurban Bayramı'nda özellikle böyle kıymetli etler biliyorsunuz zayi ediliyor. Evet. Dana kurban eden arkadaşlara bir kılavuz olması anlamında bir video çekeceğiz beraber. Şimdi siz bugün biraz etleri tanıtın. Hangi kısmından ne çıkarılır onu gösterin. Ben de bu çıkardığımız etlerle neler yapabiliriz, nasıl değerlendirebiliriz, en iyi sonucu nasıl alırız ben de bunu anlatayım. Böyle beraber bir bilgi videosu olmuş olsun. Tamam abi. Karkasken şöyle bahsedeyim. Kesimden zaten dana, kesiciler danayı 4 parça halinde veriyorlar. Burada 2 parçamız var. Evet. 2 but veriyor. 1 butumuz var. Bir de kolumuz var. Evet. Yani yarım danamız var. Ötekisi burada. Zaten bunun aynısı. Aynısı olacak. Videoyu uzatmanın anlamı yok bizim açımızdan. Evet. Şimdi dana butunda neler var? Onları bir bütünken anlatalım. Burada ostabuka yapabileceğimiz dana incik. İnciğin altında beşli set dediğimiz dananın kaba et kısımları var. Genelde kuşbaşı kullandığımız. Şurada kontrol noir. Ona yapışık olan noir. Buradan çok güzel rosto olur. Ondan sonra tranş. Oldukça kaba bir ettir. Yumurta orta kemiğe yapışıktır. Yumuşak bir ettir. Şu bölge. Ve namı değer sokum. Evet. Sokumun kontrol noir'la birleştiği noktada da kraliçe miydi? Picanha. Picanha. Evet. Şurada. Evet. Alta doğru kontrafile iniyor. Kontrafile bir biftektir. Onun devamı da şurada antrikot olarak gelir. Antrikot da kontrafile de biftektir. Evet. Tek parça ettir. Buradan böyle gelir. Şöyle devam eder. Buta yaklaştıkça biftek yağsızlaşır. Daha yağsız olur. Gerdana geldikçe daha yağlı olur. Gerdana yakın olan kısmı antrikot, yağlı. Yağsız olan kısmı kontrafile. Diye geçer. Geçer, evet. Evet. Ondan sonra butta başka neyimiz var? Boşluk, pençete dediğimiz kısım var. Burada flank var. İçinde neydi bunun adı? Skirt. Skirtimiz var. Bonfilemiz var. Bu kadar. Şimdi pençeteyi alıyorum. Bonfilenin kenarında. Yani aslında dananın boşluğu diyebiliriz. Şurası buna. Evet, tamamen aşağı kadar kemiksiz. Aşağıda bizi kaburga kemikleri karşılayacak. Şu an bifteğin kenarından iniyorum. Arka tarafımız biftek. Ercan Usta ses tereyle düz bir keser misin? Şimdi burada ayırdığımız parça boşluk etleri. Evet. Zarını, sinirini temizleyeceğiz. Burayı çıkardığımız kısım dananın boşluğu. Şu kısım geçenlerde de benim bir sandviç videosunda kullandığım. Biz bunlara hepsine pençete diyoruz. Ama yabancılar buna flank diyorlar. Şurada da skirt dedikleri yabancıların bir et var. Bununla ilgili daha henüz bir video yapmadık. Yakında bunu da yaparız. Filetoyu alacağız. Filetoda bonfile ve kontrafilemiz var. Şu an bonfilenin ucuna girdim. Tam şu çatı kemiğinin hizasında. Burada bonfileyi de bir gösterelim arkadaşlara şöyle. Şu kısım bonfile oluyor. Şimdi şuradan giriyoruz.
Evet arkadaşlar, burası dananın en kıymetli etlerinin olduğu bölgelerden bir tanesi. Şurada gördüğümüz yumuşak kas, şu bonfile, şu alt kısmında da, şu gördüğümüz kısımda hayvanın kontür filesi yani bel eti. Şimdi bu kısımlar daha böyle kıymetli et gruplarından diyebiliriz. Çıkarırken buralara dikkat edin. Tabii abi, bir de şu orta kısımda danada ne kadar tibon çıkıyor? Yarım danada. Bonfile buradan ince geldi. Şuradan itibaren başlasa şurada kemik bitiyor. Tibon çıkarabileceğimiz yer bu kadar. Evet. Buradan itibaren tibon olarak kesmeye devam edeceğiz. Şu kısmı da kemikli olarak New York olarak keseceğiz. Bakın arkadaşlar, burada bonfile gördüğünüz gibi, bakın şu kısım çok az. Orası bonfile çok az olduğu için artık burası T-bone pek sayılmıyor. New York olarak. T kemiğini göstersene. T kemiği şöyle, bakın, şurada kemik. Şurada gördüğünüz gibi şu an ters T şeklinde T kemiği var. Bu ete ismini veren bu. Evet. Ama bunda bonfilesi çok az olduğu için sadece şu kısmı, yani kontür fileyi kullanıyoruz. Evet arkadaşlar, bu T-bone. Bunun bir tarafı kontür file, bir tarafı bonfile oluyor. Evet arkadaşlar, burası biraz ustalık isteyen bir kısım. Bu çatı kemiğini çıkarmak birazcık zor. Yani bunu bilmiyorum tabii, tecrübesi olmayan arkadaşlar yapabilir mi, ama biz yine göstermiş olalım. Şöyle gördüğünüz gibi bu hayvanın çatı gerçekten kemiği. Gerçekten zor çıkan bir kemik. Şimdi burada ne kaldı abi? Şöyle tıraş kısmımız var. Şöyle sokumumuz var. Yumurtamız var. İnci kısmımız var bütün olarak. Tamam, şimdi biz burada... Şurası da tritip, onu da belirteyim. Onları zaten... Arkadaşlar daha önce tritip, pikanya, böyle detay etlerini çıkarma videosunu yaptık zaten. Şimdi ben burada açıkçası bir kurban kesen kişinin gözüyle... hani buradaki tritip olmuş, şu olmuş falan gibi değil de... Hani mesela şu kısım kuşbaşıya kullanılabilecek zaten kısım gibi değerlendirebiliriz. Yapılanı yapabilirsek oldukça kaba et elde etmiş olacağız. Çatı kemiğini bu kadar etsiz çıkarabilirsek... Evet. Flotayı da ayırabilirsek bifteğimiz parçalanmadı. Bonfilemiz bütün kaldı. Evet. Ve elimizde oldukça kaba bir et kaldı. Bizim burada mesela bir, bizim burada nuarı çıkarabiliriz isterseniz. Tabii hani. İki tane kemiğimiz kaldı. Oldukça kaba bir parça kaldı. Bir uç kemiğimiz, bir de orta kemiğimiz var. İki tane ilikli kemiğimiz var. Gerisi tamam. Kaba et. Mesela bence burada nuar evlerde hani hanımlar rosto falan yaptığı için evet. Mesela nuarın çıkarışını bir gösterelim isterseniz. Burada Noar kendini gösterdi zaten. Şöyle önünde şurada, değil mi? Tek parça olan Noar kısmımız. Evet arkadaşlar, bakın şöyle düz liflerden oluşan bizim daha önceden roast beef yaptığımız et. Genelde evde rostoyu da bundan yaparlar. Bu çıkardığımız tamamen kuşbaşıya kullanılan kısımlar, doğru mu abi? Kuşbaşı parçalı et. Tamam. Şöyle.
Normal şartlarda bunu kasaptan ne yaparsınız abi? Ne yapılır bundan? Normal haşlamalık yapabiliriz, kavurmalık yapabiliriz, tas kebaplık. Diğer duruş kısmından, yağsız kısmından çiğ köftelik yapabiliriz. Tamam, tamam. Şimdi devam edelim, Nuar'ı alalım. Zaten kendini şöyle gösterdi. Evet arkadaşlar. Bu da Nuar dediğimiz parçamız. Yani bunun detaylı temizliğine girmeyeceğiz. Normalde kasaplar bunun dışında zarını alır, yağlarını alır. Ama biz şu an kurban videosu çekiyoruz. O yüzden de normalde Nuar dediğimiz en yağsız etlerden bir tanesidir bu arada. Şöyle göstereyim istersen. Kes kardeşim bir tane. Şimdi temizlenmemiş olduğu için, olmadığı için şu şekilde koyulursa. Gördüğünüz gibi çok yağsız bir et. Bunu da bu şekilde. Normalde bunu çiğ köfteye de verilir mi? Tabii. Tamam. Çiğ köfteye de burayı kullanabiliriz. Nuar'ı da çıkardıktan sonra burada kaldı incik. Şurada kontur nuar kaldı. Ve şurada da bizim pikanyamız kaldı. Detaylı videoları daha önce vardı ama yine de izlemeyen arkadaşlar için ben şöyle bir özet hemen hızlıdan çıkarttırıyorum. Bu kısımdan ne veriyoruz normalde müşteriye? Kontronuar aslında etin sert kısmı, inceye yakın olan kısmı oldukça kaslı ve sert bir kısım. Ama altı pikanya yumuşak bir et. Bunu da genelde biz dönercilere yaprak olarak kullanırız ki dönerde yırtılmasın, patlamasın, iskenleri tutsun şeklinde bizim dönercilere harcadığımız bir parça. Tamam. Perakende müşteriye kolay kolay vermeyiz bunu. Anladım. Şimdi kontronuar bir bütün. Peki bunu mesela evde kullanacak arkadaşlar nasıl kullanmalı? Hmm. Yani bunu haşlama falan mı yapmaları lazım? Yoksa normal kavurma gibi mi yapsak? Kavurmada biraz sert olur. Hmm. Sert bir etimizdir zaten. Bunu haşlayıp fırında yapabilirler. Yani aynı o sabuko tarzında o şekilde kullanabilirler, tüketebilirler. Yani inceye yakın olduğu için incik tabii, gibi muamele görmesi gereken bir et diyebiliriz. Nuarla da aynı muameleyi görebilir. Parça şeklinde haşlayıp fırınlanabilir. Tamam. Ama çok lezzetli bir et değil. Onu tamam. Belirteyim. Tamamdır. Dana inciğimiz kaldı. Kemiksel olarak ve kemik olarak ostamukumuz. Şöyle sokum kısmımız var. Bu da kuşbaşıda yemekle dediğimiz gibi tans kebapta çok güzel yumuşak bir etimizdir. Evet. Hemen onu da alalım. Bu şöyle parça halindedir. Şimdi bu sokum senin kuzuda yaptın ya abi evet. Birkaç hafta önce. Onun dala versiyonu. Kuzuda 500 gram olan dalada bu kadar çıkıyor demek. Evet. Takriben 6-7 kilo var. Evet. Şimdi pikanya şurada kaldı. Evet abi. Bakın zaten şöyle üçgen şeklinden şöyle belli oluyor. Kontrnuar'ın alt ucu diyebiliriz değil mi abi? Kontrnuar'ın alt ucu evet. Evet. Tamam. Sokuma yapışık kısım. Şuraya yapışıktı zaten. Tamam. Şunun devamı. Şurada şu sinirin bittiği yere kadar olan kısım pikanya. Tamam. Evet. Şöyle. Evet arkadaşlar. Pikanyamızı da çıkardık. Dediğim gibi detayına temizlemesine girmiyoruz. Evet. Sadece yerlerini göstermeye çalışıyoruz. Tamam abi devam edebiliriz. Burada kala kala dananın incik kısmı kaldı şöylece. Şu kısmı da yumurta mı diyorsunuz? Yumurta evet. Heh. Zaten şu yumurta gibi gördüğünüz gibi et. Bu kısımda yumuşak güzel bir ettir. Bundan da yine kuşbaşı kavurmalık vesaire yapabiliriz. Şimdi şu yumurtayı da alalım. En son bir inciyi anlatırız. Şurada orta kemik değil mi bu? Evet, orta kavurmalık kemiğimiz. Çorbalık. Mangalda yaptığımız kemik. Ortadan kesip mangallık da yapabiliyoruz. Aynen. Karalı bizim videolardan kemik. Arkadaşlar evet. Bilirler zaten. Bu kemik o kemik arkadaşlar. Şu pikanyanın yanına yaptığım kemik. Evet. Yumurta gibi yumurtamız da tamamdır. En son buradan yumurtayı da aldık. Şurada gördüğünüz gibi bu kemik kaldı. Eğer kasabınızda dikey testere varsa bunu ortadan kestirip
mangalda nefis kemikler yapabilirsiniz. Abi eline tuttuğun yer o sabuk o. Evet, burası daha önce kanalda videosu var. Şöyle yatay şekilde kesildiği zaman ortası kemikli. O sobuka yapılıyor. Çok güzel bir ettir. Kemikli inceğimiz. Evet arkadaşlar, o sobuko bu şekilde incikten dilimleniyor. Şu kısmı ne yapıyoruz? O da arka incik. Orası da haşlamaya jöleli. Bu kısmı haşlama yemeklerinde genelde kullanıyoruz. Şimdi artık butla işimiz bitti mi? Evet. Şimdi artık ön kol ve kaburganın olduğu ete geçebiliriz. Şimdi geldik bana göre en güzel etlerin olduğu yere. Şimdi but eti tamam güzeldir ama kralların hepsi bu tarafta. Şimdi burada ne var? Antrikot var özellikle. Şöyle burada asado var. Şunun altında brisket var, gün görmez var. Benim daha çok kanalda kullandığım etlerin hepsi bu taraftan. O yüzden burayı iyi izleyin. Hayvanda tüm kemikler buttan başlamak üzere hepsi birbirine ekli. Buttaki uç kemik, orta kemik birbirine diz kapağıyla bağlı. Orta kemik çatı kemiğine bağlı. Çatı kemiğinden omurilik başlıyor, omurga başlıyor. Omurga gerdana kadar devam ediyor. Fakat kolda ilginç bir özellik var. Tam gün görmez kolla kaburgayı tutuyor. Yani vücutla kol kemiklerinin hiçbir bağlantısı yok. Kemikler hep birbiriyle bağlantılı fakat kolda 3 tane kemiğimiz var. Uç kemiği, orta kemik ve kürek kemiği. Bunu şuradaki kaslar vücuda tamamen bağlıyor. Tamamen şu aradaki kas yapılarıyla evet. Birbirine bağlanıyor. Evet, onu da belirteyim dedim. Kestiği yerin altında antrikot var. Zedelemiyoruz orayı. Orası önemli. Evet arkadaşlar, kolu şöyle çıkarırken bir antrikota girmemiz şuradan, lazım. Şuradan anlatalım. Şurası antrikot. Evet. Bakın şurada şöyle bir üstündeki kalın eti aldık. İki kasın arasından devam ediyor. Sarı evet. Sinire kadar. Sarı sinirde duruyoruz. Tamam. Şu an gün görmeze bıçak atıyor. Antikota zarar vermek istemiyorum. Evet. Şu an arkadaşlar az önce Bülent'in anlattığı gibi bakın hiçbir kemik yok ortada. Tamamen aradaki bu kas dokularından, bağ dokularından ayırıyoruz etleri. Gün görmez de tam iki etin tam arasında. Yani koltuk altı diyebileceğimiz kaburga veya brisket'la kol etinin tam arasında kalan bir parça. Evet arkadaşlar, şöyle ön kolumuzu çıkarmış olduk. Şimdi bu ön kol üzerinde şey bu tarafta mı kaldı? Gün görmez. Burada kaldı. Evet. Şuradan bir gösterelim Bülent. Arkadaşlar bakın tam şöyle şu an aldığı et gün görmez eti. Hani bizim şu Rize kavurmada kullandığımız et gerçekten çok çok güzel bir ettir yani. Hani bunu normal şartlarda bilmeyen bir insanın bulması mümkün değil. Açıkçası benim gözümün önünde 30 kere çıkarmışlardır. Halen daha bulabilir miyim bilmiyorum ama siz de artık bu videoyu çevirip çevirip izlersiniz. Bakın evet arkadaşlar bu gördüğümüz gün görmez. Gerçekten şöyle güzel, yumuşak diyebileceğimiz bir ettir. Gördüğünüz gibi kılcal yağlanmaları olan bir et. Mustafa abi gün görmez kaburgada 3. kemiğe tekamül ediyor. Yani 1, 2, 3, 4'ün sonuna şuralara kadar geliyor gün görmez. Tam şu hizaya geliyor. 4. kemiğin sonu şu bölgeden çıkıyor. Koordinat olarak da vereyim gün görmez çıkarmak isteyenler. Kürekle 4. kemiğe kadar olan kısım. Batır oradan bir bıçak bakalım evet. Oraya. Bir batır arkaya çıksın. Çevir. Evet arkadaşlar. Arkasında karşılığı burası. Buradan itibaren aşağı doğru temin çıkardığımız et gün görmez. Kolu ana gövdeden ayırdık. Burada anlatılacak çok et var ama burada anlatacağımız et var mı abi? Abi burada pala dediğimiz
fırında pişen, uzun süre pişen sert bir et var ama jöleli güzel bir et. Tam şu püre kemiğinin düz kısmı burası. Burası yine T şeklinde olan kısmı. Tam şu bölgede pala dediğimiz bir et var. Oldukça da ucuz ama lezzetli. Onun daha biz videosunu yapmadık. Videoyu yaparken evet. Detaylı yaparız. Onu da çıkarız. Şimdi burada başıma iş çıkaracaksın. Diyecekler abi pala nasıl pişiyor? Biz videoyu uzatmayalım. Burada yine inciğimiz var. Tabii o sobuko gibi bunu da kullanabiliriz. Tamam. Bununla mesela butla ön arasında bir fark var mıdır? Tek fark görsel. Buradaki kemik buttaki kadar ortada mı değil? Ortada değil. Biraz daha engebeli bir kemik. Şekil olarak belki, görsel olarak sıkıntı olur. Ama siz sonuçta evde görsele bakmayacağınız için aynı bunu da aynı osobuko yaptığınız gibi pişirebilirsiniz. Onun dışında koldan ne etleri çıkıyor, nasıl kullanıyoruz bunu da bir kısaca anlatalım. Biz kolu genelde yağsız kıyma olarak kullanıyoruz. Bu konuda oldukça güzel bir et. Aynı zamanda burada kuzunun et. Aksine daha mı yağsız oluyor dananın kol kısmı? Tabii daha yağsız mesela oluyor. Normalde biz hep kuzu kol isteriz ya daha yağlı olduğu için. Aynen. Buta göre daha yağlı. Danada da aynı şekilde. Tabii buta göre nispeten daha yağlı. Daha kaba bir et. Ama dana genel olarak kuzuya göre daha yağsız olduğu için. Daha kaslı olduğu için. Daha yağsız kalıyor evet. Tabii ki. Anladım. Kaburgaya göre. Kaburgayla kıyaslayalım. Kaburga görüyorsunuz. Kaburga kol karışık genelde kıyma yaparız. Evet. Yani kol dengeleyici unsur olarak evet. Kullanılır. Yani burada diyebiliriz ki çok yağlı etleri biraz daha etleştirmek aynen, için kullandığımız evet. Genelde kıymaya mı gidiyor? Genelde kıymaya gider. Tamam. Evet. Kuşbaşı falan filan kullanılabilir mi? But varken tercih etmiyoruz ama sadece elimizde kol varsa tabii ki şu kol yumurtası dediğimiz şu bölge oldukça löp kaba bir et. Tamam. Kuşbaşıya kesinlikle kullanılabilir. O zaman arkadaşlar burada bir kasap tavsiyesi olarak şu kaburgada az sonra göstereceğiz. Bu tarafla karıştırdığınız zaman 10 numara köftelik alabiliriz. Yani eğer çok yağlıysa kaburganız o zaman birazcık kol etinden katarak bunu biraz daha böyle güzel kıvamlı bir et haline getirebiliriz. Yani bu kısmı kıymanın içine atma hakkınız var öyle diyelim. Evet şimdi devam ediyoruz. Şimdi abi elimizde ne kaldı? Şu kısım gerdan. Omurgaların devam ettiği. Bu kısmı kıyma yapacağız. Kıymalık bir kısım. Evet. Sonra şurada. Bu kısım boyun mu? Boyun bu? Evet. Yani burası boyun. Senin ilk videolarında burada test yapıyorduk. Boyun eti sert olur mu olmaz mı diye. Bu kısımdan et vermiştim sana. Tamam. Antrikotumuz var. Antrikotu biraz uzun keserek tomahawk çıkarabiliriz. Şu kısımdan dibinden keserek dallas kemikle çıkarabiliriz. Çevir Ercan. Mesela kaburga etiyle döş aynı şey midir? Değil. Şimdi arkadaşlar burada en çok sorulan sorulardan biri bana. Biz şimdi köftede mesela diyoruz ki döş kıyması kullan. İşte mesela gidiyor diyor ki kaburga mı yani? Evet. Yani bu çok soruluyor. Değil. Bunu da biraz açıklarsak. Bu kısımdan çok güzel hamburger de oluyor. Evet. Döş etinden yani pençetadan. Çok güzel. Çünkü bu kısım biraz daha sinirsiz. Hamburgeri tek çekim kalın ayna çekiyoruz. İnce ayna olsa sinirler takılır. Belki kıymaya geçmeyebilir. Ama kalın ayna olduğu için geçiyor. O yüzden sinirsiz kısımdan çekmemiz gerekiyor. Ve yağ dağılımında gayet güzel. Yağlı bir kıyma tamam. Çıkabiliyor burada. Şu kısım asadomuz. 1, evet. 2, 3. Şu kemikle 1, 2, 3, 4, 5. Şu ara evet. Şöyle asado çıkardığımız kısım. Tamam. Ondan sonra da, yine göstereceğiz. Şurası da brisket'ımız. Brisket'ımız şuradan itibaren şu kısım. Çevir Ercan. Şöyle. Yani çizersek şöyle geliyor. Şu kısım bizim brisket'ımız kemiksiz olarak. Tamam. Siz buraları yavaş çekim yapın. Şöyle gerdan kısmımız. Tamam. Ay maşallah. Dana gibi derler ya tam dana gibi. Aynen öyle. Eyvallah. Burası gerdan. Buraya kıyma yapıyoruz şu anlıkta. Doğru mu? Evet. Kıyma ve genellikle kemikli aşamada tüketiyor evet. Müşterilerimiz, misafirlerimiz. Tamam. En son gerdanı çıkardık. Şimdi burada antrikot kaldı, bir de kaburgamız kaldı. Şimdi bu antrikotu normal şartlarda siz bunu kemik testeresiyle giriyorsunuz.
Evet, ondan sonra ister kemikli ister kemiksiz müşterinin isteğine göre ayarlıyorsunuz. Evet. Ama şimdi bunu kurbanda kesecek bir adam. Bu kemik testere sizin elektrikli testereden olmayacak elinde. Tilki kuyruğu yoksa manuel kemik testeresi kullanabilir. Ya balta satır iş görür mü burada? Abi yırtar. Balta satır kemiği parçalayacak ve taze eti yırtacaktır. Bence çok pahalı olmayan manuel kemik testereleri O zaman arkadaşlar var. Burada... Demir testeresi gibi onlarla kesilebilir. Şimdi biz tabii burada hem biraz işi kolaylaştırmak hem de şimdi burası dükkan olduğu için doğal olarak her şey pratiğine kaçılıyor. Burada elektrikli testere kullanılıyor. Şu ana kadar yaptığımız işlemlerde satırla çok rahat çıkabilirsiniz. Yani az önceki kestiğimiz testereler gördüğünüz zaten saniyelik işlemlerdi. Şu noktaya kadar elektrikli testere olmadan rahat rahat gelebilirsiniz. Doğru mudur? Doğru, tabii. Bıçak ama bu noktada eğer böyle bir elektrikli testere veya yoksa bir manuel kemik testeresiyle devam etmenizi öneriyorlar. Antrikotu kaburgadan ayırıyorum. Antrikotun bitim yeri, bakın şurada kaba yağı var. Oradan itibaren. Burası şu an kemikli antrikot. Kemikli dilimlersek Dallas olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi bu da Dallas. Tabii bunda yine bazı şu kısımlar falan alınıyor. Temizlikleri yapıldıktan sonra bu kemikli antrikota Dallas deniyor. Eğer ki bunu şu kemiğini komple sıyırırsak ki az sonra göstereceğiz. Onu da kemiksiz antrikot olarak kullanabiliyoruz. Şurada gördüğünüz gibi kemikli bir antrikot var. Şimdi şu kemikten arındıracağız. Şu kısmını bırakacağız. Evet, başlayalım Ercan. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi kemiksiz antrikot, burada da sırt kemikleri çıktı. Evet arkadaşlar. Bu da dilim antrikotumuz. Asado'muz var. Evet, şurada asado kaldı. Üçüncü kemikten itibaren demiştik şuraya bıçak evet. Atmıştık. Evet yine testereyle. Asalda bende kaldı. Alır giderim bak. Dükkan senin abi. Şöyle arkasını çevirelim. Bu da daha önceden yine kanalda videoları olan kaburga eti, yani asado diye geçiyor. Şu 5 tane kemik asadonun en kral hali buradan olur. Şimdi burada başka et olarak kullanabileceğimiz bir şey kaldı mı Bülent? Brisket'imiz var. Onu hemen zaten söylemiştik. Onu da çıkaralım istersen. Askıda alabileceksen.
kemiğe dayayarak. Yağıyla beraber. Evet. Brisket'imiz de burada. Şu gördüğünüz büyük parça da şöylece brisket. Şöyle bir kaldırsana Ercan onu. Tabii. Şöyle güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar, bu kısım brisket. Şimdi bunun detaylı videosunu isteyenler varsa kanalda ayrıyeten brisket çıkarma videosu var. Bu sadece hani nereden çıkıyor, abi biz kendi hayvanımızdan çıkarabilir miyiz diye merak eden arkadaşlar için kabaca yerini göstermek maksatlıydı. Tamamdır. Sonuca geldik. Koca hayvanı yitirdik burada. Şimdi en son brisket'ı da aldıktan sonra şu kısım zaten kemik. Şunları sıyırıp şu kaburga, şu kısımla bunu genelde kıyma olarak kullanıyorlar. Yani biz kendimizden de biliyoruz, kurbanda birkaç tane böyle löp kırmızı et dışında her yerini genelde kıyma yapıyoruz. Kimisi sucuk yapıyor ama sucuk için doğru bölge bura, doğru mudur? Doğrudur, evet. Yani sırf burasını kullanarak hiç bunu katmadan sucuk yapacaksanız biraz yağlı olması lazım. Şu kısımdan sucuk yapabiliriz kıyma kesinlikle, yaparak. Kesinlikle, evet. Bundan da hayvanınızın biraz yağ oranına göre birazcık kırmızı etle karıştırarak çok güzel köfte yapabilirsiniz. Siz de bunu bu şekilde kullanıyorsunuz. Kesinlikle. Hatta şu oran çok iyi. Bunu yağlı kaburgayla, yağsız kolu, şu ikisinden olduğu yarım, gibi. Yarım danadan zaten kıymalık bir bunlar kaldı. Bunlar tam dengeli bir köftelik kıyma olur. Bu ikisini karıştırdığında süper sucuk olur. Sucuk olacaksa sadece bu kısım, sucuk bir miktar yağlı olması lazım. Evet. Sadece bu kısım olabilir. Bir miktar belki kol katılabilir. İkisi güzel de sucuk olur. Olarak. Aynen, şu kalanları komple kıymaya verirseniz hepsini köftelik olarak ayırabiliriz. Arkadaşlar şu brisket'la alakalı kanalda benim birkaç video var. Bunun genelde pişmesi böyle bütün halde pişirirseniz 10-12 saat civarında sürüyor. Ama bunu siz ben öyle pişiremem, imkanım yok derseniz bu kısımdan ne yapıyorsun Bülent daha çok? Abi ben ağırlıklı olarak hamburger kıymasını bu kısımdan, brisket'tan yapıyorum. Yani iri çektiğiniz zaman daha sinirsiz, evet. Yağ dağılımı güzel, lezzetli bir et olduğu için burayı tercih ediyorum hamburger'e. Tamam, bunu da bitiyor olarak vermiş olalım. Şimdi Bülent, burada arada benim sana sormak istediğim bir şey var. Bana göre çok önemli. Senin de burada tavsiyelerini istiyorum. Özellikle biz hep bunu söylüyoruz. Kanalda et dinlendirmeyle alakalı çok fazla videomuz var. Hatta bu özellikle kurban eti neden sert olur konusuyla alakalı dahi videolarımız var. Şimdi burada arkadaşlara senin önerebileceğin özellikle taze hayvanın, taze sıcak etin kesilmesi. Bu konuyu senden rica ediyorum biraz. Tabii. Sıcak et, kasaptan aldığınız dinlenmiş et gibi değil. Kesinlikle ve kesinlikle poşete girmemesi gerekiyor. Hava alması gerekiyor. O et daha yaşıyor. O et daha ölmedi. Çok çabuk bakteri kapıyor ve yeşeriyor. Tamamen çöp haline geliyor. Poşete koymuyoruz. He, arabamız güzel, yeni. Poşete koyduk. Eve kadar götürdük. Anında çıkarıyoruz. Poşette bırakmıyoruz. Kesinlikle hava alması lazım. Üzerine tepsi kapatıyor, kapatmıyoruz. Kesinlikle açıkta hava kalsın. Alacak. Etrafı biraz kurusun istiyoruz. Tabii, tabii. Tepsiye de koysak belli bir süre sonra ters çevirmemiz gerekiyor. Her tarafının soğuması gerekiyor. Biz kasap olarak avantajımız asabildiğimiz için biz eti de birbirine değirmeyiz zaten. Evet. Her tarafı alabiliyor. Ama kurban etinde öyle bir durum olmadığı için eti havalandırmamız gerekiyor. Balkonda güneş görmeyen yerde bile 2-3 saat bekletebiliriz. Orada bile bir miktar soğur, ondan sonra dolaba koyabiliriz. O zaman şöyle mi demek lazım? Tabii arkadaşlar şunun farkındayız. Hani kurban, hepimiz kurban kesiyoruz. Bu kurban kesilen mekanlarda bu konuda tabii bazı sıkıntılar, o sıkışıklıkta her şeyin yolunda gitmediğinin de farkındayız. Ama kesinlikle mümkün mertebe bizim başladığımız gibi hayvanı kestiğiniz noktada 4 parçaya böldürün. Tavsiye, doğru mu abi? Doğru, evet. 4 parçaya böldürün. Hisseleri vesaireyi hani bölüştükten sonra
Kendi etlerinizi mümkün olduğu kadar hiç bıçak sürmeden bir süre dinlendirin. Evet. Eğer etiniz soğursa bıçaklarınız hem daha rahat keser, hem bıçaklarınız çabuk çabuk körelmez, hem de siz fazla yorulmazsınız. Onun dışında en az, arkadaşlar burada en az birkaç saat ete hiç bıçak vurmayın. Doğru mu? Doğrudur. Mümkünse eğer buzdolabınızda yer varsa, bu iş için özel ayırabileceğiniz bir buzdolabı varsa, gerekirse kurban haftasında bütün her şeyi boşaltın. Buzdolabını 1-2 günlüğüne bu işe tahsis edin. Sonuçta senede bir gün. Etinizi dolabınızda minimum bir 24 saat, 48 saat dinlendirip ondan sonra işlemeye, ondan sonra yemeye başlarsanız kurban etinden kasap eti gibi zevk alırsınız. Doğru mu abi? Doğru. Zaten minimum bir günde et tamamen soğuyor. Etin içi az önce gördük karkas etlerde şu iç kısımlar kolay kolay soğumuyor. Üstü soğuk olsa da içi soğumuyor. Biz karkas etlerde bile şuralara bıçak atarız kesildiği zaman. İçine et işlesin diye. Soğusun diye. Mezba dağıtılır tabii. Evet. İçine kadar soğuk işlesin diye. Arkadaşlar bu et dinlendirme konusu çok mühim. Etlerinizi dinlenmiş yerseniz çok 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 fark eder. Kanalda et dinlendirmenin her yönüyle alakalı videolar var. Bunları arayıp bulabilirsiniz. Yoğun isteğiniz üzerine dana parçalama videosuna bugün geldik, çektik. İnşallah şöyle güzel, faydalı bir video olmuştur. İnşallah. Emeklerinizden dolayı ikinize de çok teşekkür ediyorum. Evet, Bülent'e kapılarını açtığı için ekstra teşekkür ediyorum. Evet. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.